kendi çöllerinde diye de aktara biliriz değerli hocalarım. Şey adıyla yayınlanıyor işte. Evet, şimdi biraz da Kayım Müftakoğlu'ndan meşhur Kırgız folklor derlemecisinden bahsetmek istiyorum. Kırgız folklorunu sistematik halde derleyen, Kırgız folkloruna şekil veren çok önemli bir eğitimci, bilim adamı ve folklorcudur. Abdülkadir İnan gibi nasıl söyleyeyim size daha çok Tatar Başkurt coğrafyasında yetişmiş. Orada eğitimler almış. Eski klasik eğitimden geçmiş, sonra mekteplerinde de okumuş. Önemli bir kişi. Kırgızistan'a öğretmen olarak geliyor. Müfettişlik yapıyor. Müfettişlik yapıyor. Ve Kırgızistan'dan çok ünlü bir folklorcu olan İbray Abdurrahmanoğlu'nu Kırgız folklorunu kazandırıyor. İbray Abdurrahmanoğlu hem bir Manasçıdır. Değerli arkadaşlarım, Manas'ın bir varyantı İbray Abdurrahmanoğlu'na aittir. Hem de bir Manas derleyicisidir. Manas uzmanıdır. Bu açıdan çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Folklor Derneği kuruyor. O dernekte 30 öğretmen ve 40 son sınıf öğrencisiyle çalışıyor. Hem Manas'ı derleme faaliyetlerine hem de Kırgız folklorunun diğer şubeler, işte efsanedir, bilmecedir, ondan sonra çocuk oyunlarıdır. Ben şöyle söyleyeyim. Kırgız İlimler Akademiyası Kol Yazmalar Fondu, yani Kırgız İlimler Akademisi Kol Yazmalar bölümüne gittim. Oradaki bütün kataloğu inceledim. Katalogların neredeyse %60-70'i Kayım Müftakoğlu'na aittir değerli arkadaşlarım. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Kırgız folkloru deyince Kayım Müftakoğlu akla gelmelidir. Bir de Kayım Rahmet Ülüm vardır. Rahmet Ülüm'ü daha çok 1942'de bir Manasçılarla ilgili bir çalışmasıyla hatırlıyorum. O da Tatar Başkurt coğrafyasından bölgeye gelmiş bir Başkurt Türkü diye hatırlıyorum değerli arkadaşlar. Evet. Devam edelim lütfen. Şimdi Kayım Müftakoğlu'nu anlattım. Süremiz de epeyce ilerlemiş. Dolayısıyla şöyle Müftakoğlu'dan sonra kimler neler yapmış onlardan bahsedeyim. Evet. Çünkü Müftakoğlu bu arada Müftakoğlu'nun Sakınbay Orazbakoğlu'ndan ilk derlemesinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ilk Manas derlemesinde 1920'li yıllarda o başlatıyor. Fakat sonra yanına İbray Abdurrahmanoğlu alıyor. İbray Abdurrahmanoğlu'nun çok güzel yazı yazdığını, çok güzel yazı yazdığını, eski yazıyı çok iyi kullandığını fark ediyor ki o dönemde Arap alfabesiyle biliyorsunuz Kırgızlar yazıyor. Diyor ki bundan sonra bu işi sen devam ettir. Ben Kırgızların diğer şeyleriyle, ne diyeyim size, folklor şubeleriyle ilgilenmek istiyorum diyor. Ve Sakınbay'dan bu Manas derleme işi bu şekilde yapılıyor. Yine sarı boyunun şeceresini alıyor, teslim ediyor Müftakoğlu. Mesela Kırgız efsanelerini, ulamışları diyor Kırgızlar. Ulamışlarını gördüm. Birçoğunun yine Müftakoğlu tarafından derlendiğini Kırgızistan'a gittiğinizde göreceksiniz. Bu açıdan Müftakoğlu'nu iyi takip etmek lazım. Serdar Şimşek diye bir arkadaşım Kırgız bilmeceleri üzerine çalıştı. Onun Müftakoğlu konusunda da bir yazısı var. İnternetten elektronik ortamlarına ulaşabilirsiniz. Kayın Müftakoğlu anlatan şu anda zannedersem Bilecik'te Şeyh Edebali Üniversitesi'nde bir arkadaşımız. Bilmeceler konusunda da ben yardımcı olduğum için kendisini yakinen tanıyorum değerli arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim. Evet, burada görüyorsunuz. Şurada şu iki fotoğrafı dikkatlice takip etmenizi, dikkatlice bakmanızı istiyorum. Sakınbay Orazbakoğlu ve Sayakbay Karale. Sakınbay Orazbakoğlu klasik mekteplerde yetişmiştir. Çağatay Mektebi dediğimiz ekolden gelmektedir. Bakın Çong Manasçı Sayakbay Karalefiç'e daha sonraki dönemde yetişmiş. Kendisinden bir takım yönlendirmelerle destan derlenmiş. Dolayısıyla
Sayak Bay Karalev çok hacimli destanlar söylemiş ama yönlendirme yapılarak, yani ideolojiye uygun hale getirilerek ondan destan derlendiğini biliyoruz. Samar Mutayev, ünlü Manas araştırmacısıdır. Kırgızistan'da bilmeyen yoktur Samar Mutayev'i. Diyor ki bir anısında Sayak Bay'dan destan derleniyor yönlendirmeyle. Bir gün gittiğimde diyor yüzü sapsarı kesilmişti. Elleri titriyordu, sesi titriyordu. İhtiyar diyor, ihtiyar çal diyorlar Kırgızlar, ihtiyar yerine çal. Çal kıymetli bir kelimedir, pir demektir. Tanrılaşmış demektir çal. Çal tepeler vardır Anadolu'da. Tanrılaşmış mekanlardı. Çal diyor, çal diyor hastalıklı bir hal almıştı. Hiç mutlu değildi diyor. Bakın bir destancıyı yönlendirdiğiniz zaman onun psikolojisinin nasıl olduğunu gösteren de önemli bir ifadedir. Samar Museyev'in bu tespiti değerli arkadaşlarım ve sevgili hocalarım. Evet, şimdi İçen Ali Arabayev'in derlemedeki katkısı da önemli. Demin söyledim Kırgız kimliğinin oluşumunda çok kıymetli çalışmalar yapmış. İçen Ali Arabayev el çıkarmacılığı Cino Komisyası, yani şifahi eserler toplama komisyonu ya da sözlü eserleri toplama komisyonu teşkil ettiriliyor. Bu komisyonun yaptığı derlemeler 1924 yılında Kazakça yayınlanan Çorpon dergisinde, Kurmanbek Destanı Sanat dergisinde Bayık Masalı, 1925 yılında Tınıbek tarafından Semetey Destanı'ndan bir bölüm Arap başlığı olarak Kırgızca basılıyor. Yine 1922 yılında Sakın Bay Orazbakov'dan Manas Destanı varyantları sistemli olarak derleme işine geçiliyor. Ve bu derleme faaliyetleri de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Evet, 1925 yılına geldiğinde Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin halk marif örgütleri sistemde folklor çalışmalarına hız verilmesi kararlaştırılıyor. Bu tarihten itibaren Taşkent'te, Almatı'da ve Bişkek'te öğrenim gören gençler yaz mevsiminde derleme çalışmalarına katılıyorlar. Çalışmalarda sözlü folklor ürünleriyle birlikte bunların nameleri, melodileri de toplanmaya başlanıyor. Fakat Türkiye'de yeri geldiğinde ne gibi eksiklerimiz var, ne gibi hatalarımız var. Mesela bugüne kadar bir müzisyenin Manas Destanı'nın müziği üzerine veya ezgisi üzerine, yani Manas Destanı biliyorsunuz topuzla çalınıp söylenen bir destan değil. Daha çok el ve kol hareketleriyle, mimiklerle, jestlerle bir tiyatral sahneyi gerektiren ya da tiyatral beceriyi gerektiren destan icrasıdır. Fakat bu destanın bir ezgisi vardır değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Kırgızlar da bunu adlandırmıştır. Obon diyorlar. Manas'ın obonu diyorlar. Ya da Manas'ın küyüsü diyorlar. Küyü dedikleri bir kavram da vardır. Bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapılmış değil. Ben gördüm bir Macar Türkolog, Janusz Spohr çalışıyordu bu yerel müzikleri. Anadolu'yu da çalışıyordu. Bela Bartok biliyorsunuz Çukurova'ya geliyor. Bir takım böyle etno müzik çalışmaları yapıyor. Onu devam ettiriyor Macarlar. Fakat bizde halihazırda böyle bir çalışmanın yapılmadığını, Manas'ın ezgisi ve obonları üzerine çalışılmadığını, mutlaka çalışılması gerektiğini söylüyorum. Manasçılar kitabını yazarken Manas'ın obonu konusunda ben de çok fazla kaynak bulamadım. Rus kaynaklarından, Rusya'dan, Rusya bilen arkadaşlara çevirerek yararlanmaya çalıştım. Fakat müzik bilgisi bir aynı zamanda derinlikli terminoloji bilgisi gerektiriyor. O konuda bilgimiz çok gelişmiş olmadığı için Türk Edebiyatı bölümlerine yetişen hocaların veya akademisyenlerin böyle bir becerisi olmadığı için bu konuda eksik olduğumuzu söylemem gerektiğini düşünüyorum. Bunun da çok önemli ileride yapılacak bir çalışma sahası olduğunu, devasa çalışmalar yapılabileceğini ayrıca belirtmek istiyorum. Evet, 1930'lu yıllarda Sayak Bay'ın ağzından Manas Destanı yazıya geçiriliyor. 1930'lu yıllar arasında Manas, Semetey, Seyfek Destanları'yla Manas'ın kolları sayılan Kenen, Alım Sarık, Kulan Sarık bölümleri de yazıya geçiriliyor. Ve 550 bin 553 mısra Manas Destanı, mısra, Sayak Bay varyantı bu kadar mısradadır. Kayda geçirilmiş oluyor. Bu çalışmalara Cuma Bayev, Lisov, Bek Bayev, Kıdır Bayev ki son dönemlerdeki çok kıymetli folklorcularından birisidir Raysa Kıdır Bayeva. Bunun Manasçılarla ilgili de Rusça yazılmış çok kıymetli bir çalışması var. Ona da burada dikkat
çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Evet, bakın Sayak Bay'dan derlenen bu destanlar, Manas Destan varyantları içerisinde edebi yönden en mükemmeli olup bakaları bakımının en orijinal bölümleri oluşturmaktadır diyor. Fakat benim gördüğüm, benim şahsi kanaatim Sakın Bay'ın Manas Destanı'nın çok daha kıymetli olduğunu, fakat Kırgızistan'ın da özellikle o geleneğin, Sovyet geleneğinin etkisiyle Sakın Bay varyantının ihmal edildiğini görebilirsiniz. Bunu destanları okuduğunuzda da fark edebilirsiniz. Evet. Şimdi Kırgızistan'da tabii 1934 Lenin sonrası Stalin devriyle birlikte folklor tamamen ideolojiye alet edilmeye başlanıyor. Folklor yön değiştiriyor. Lenin dönemi biraz bir böyle hoşgörü, işte milliyetler politikası var. İşte kendini özgürce ifade etme politikası var. O yüzden o coğrafyaya gittiğinizde Lenin hep kıymetle bahsedilir. Lenin'den kıymetle, Stalin'den hep lanetle bahsedilir. Dolayısıyla Stalin döneminde 1924'te birinci Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yazarlar birliği toplantısında folklora yönelik müdahaleler resmi bir hal alıyor. Folklorun nasıl bir içeriğe sahip olması gerektiği üzerinde temel ilkeler belirleniyor. Bu ilkelerde hakim ideolojinin folklora nasıl bakması gerektiği, folklor ürünleriyle ilgili nelerin ortaya konulması gerektiği, üslubun, dilin ve bakış açısının neler olacağı konusu sistematik olarak belirleniyor ve cadı avı başlıyor. Cadı avı başlıyor değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Yine 1938'de yazılmış bir piyeste Manas Destanı'ndan aktarılmış olduğu için Kasım Tınıstanoğlu bir piyesi, burjuva milliyetçiliği yapmak suçundan Kasım Tınıstanoğlu ve o dönemin önemli milliyetçileri, Rusların daha önce işbirliği yaptığı, kimlik inşa ettirdiği, alfabe inşa ettirdiği o Kırgız milliyetçileri değerli arkadaşlarım, burjuva milliyetçiliği yapmak, burjuva sözcülüğü yapmak, kan içici beylerin sözcülüğünü yapmak şeklinde nitelendirilerek ne yapılıyor değerli arkadaşlarım ki bunların içerisinde Cengiz Aytmatov'un babası Törekul Aytmatov da var. Tutuklanıyor. Daha sonra biliyorsunuz bunlar bir kısmı asılıyor, bir kısmı sürgün ediliyor. Bir kısmı da biliyorsunuz yani hayatının nasıl son bulduğunu bilmediğimiz insanlar, mezarlarının bile yerini tespit etmekte zorlandığımız insanlar. 1935 yılında Kirova Bölge Komitesi Manas Destanı'nın yayınlanmasına izin veriyor. Fakat Manas Destanı Dede Korkut gibi, Oğuz Kağan gibi aynı kadere sahip oluyor. Burjuva sözcüsü, kan içici beylerin, hanların sözcüsü şeklinde nitelendiriliyor ve böyle adlandırılıyor bir dönem. 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı ortaya çıkmaya başlayınca bu defa destanın bazı epizotlarının yayınlanmasına müsaade ediliyor. Bunlardan birisi Çonkaza, Büyük Kaza epizodu değerli arkadaşlarım. 46 yılında Moskova'da basılıyor ve Kırgız Komünist Partisi ve hükümet tarafından Kırgız Kahramanlık Destanı üstün bir sosyopolitik. Bakın her an iklim değişiyor Kırgızistan'da. Sosyopolitik, bilimsel öneme sahip yüksek bir sanatsal değer taşıyan baskısı olarak Stalin ödülüne aday gösteriliyor. 1948 yılında da Manas Destanı Ali Cenap Manas adıyla Dipkin tercümesi olarak Rusça şeklinde yayınlanıyor. Yani 1934'lü 37'li yıllarda lanetledikleri o destana melun dedikleri, burjuvanın sözcüsü dedikleri, kan içici hanların sözcüsü dedikleri o destanı adeta yere göre sığdıramıyorlar. Yani ideolojilerine uygun halde kullanıyorlar. Evet. Şimdi 1943 yılında Kırgız İlimler Akademisi adıyla bir akademi kuruluyor. Bu akademi biliyorsunuz Moskova'da kurulan akademinin küçük modelidir. Moskova'da alınan kararlar bu akademide anında uygulanır değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Anında uygulanır. 52 yılında Sovyetler Birliği İlimler Akademisi'nin önderliğinde Kırgızistan'da yapılan Manas Destanı'nın temel meseleleri veya Manas Destanı'nın halkçılık meseleleri başlıklı konferansta destandaki dini ve milli unsurlar
ile bu unsurların yok edilmesine dayanan prama varyant. Bu kavram üzerinde Nezir Hoca çalıştı, prama varyant üzerine. Yani Manas destanı masa başında kurgulayarak yeniden yaratma, yeniden oluşturma şeklinde söyleyebileceğimiz prama varyant üzerinde de Nezir Temur Hoca'nın çalışmaları var. Makalesi de olması lazım. Bildiriler düzenleniyor. Hatta sempozyum var. Sempozyumda Avezov'da var. Avezov'da var. Ben o sempozyumdaki bildirileri de okudum. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar. Avezov dayanamıyor. Manas'a o kadar yükleniliyor ki, Sakın Bay Orazbakova o kadar yükleniliyor ki Avezov dayanamıyor, kürsüye çıkıyor. Diyor ki sizin Manas dediğiniz destan halkın malıdır. Halkın malıdır. Sizin Sakın Bay Orazbakov dediğiniz adam halkın içinden çıkmış adamdır. Siz nasıl halkçılık yapıyorsunuz da destanı böyle yerden yere vuruyorsunuz diye ancak bu kadar söyleyebiliyor. Çünkü biliyorsunuz rejim baskısı altında insanlar boyun eğmiş durumda. Her an tehditle, ölüm tehdidiyle, Sibirya'ya sürgün edilmekle ve başka cezalarla, hatta aforoz edilmekle karşı karşıyalar. Ancak bu sözleri söyleyebiliyor. O ağırlığına dayanarak, o ağırlığına. Muhtar Avezov'dan bahsediyorum. Bunu söyleyebiliyor. Fakat politika devam ediyor. Politika devam ediyor. Geçenlerde yine bir hoca arkadaşımız söyledi. Suban Bekov var. Cüysün Suban Bekov'un Kırgız Batırlık Eposları 1972 veya 73'te basılmış bir kitabı var. O kitabı baştan sona inceledim değerli arkadaşlarım. Yüzlerce kez, bakın ideolojinin etkisini anlatmak bağlamında söylüyorum. Yüzlerce kez Karl Marx'tan, Friedrich Engels'ten ve Lenin'den bahsediliyor. Hatta Manas'ı bırakın, Kırgızistan'daki o dönemdeki Sovyet dönemindeki kitaplarda, matematik fizik kitabında bile ön söz şöyle başlıyor. Lenin atamızın aytkanı değil. Yani Lenin babamızın söylediği gibi ifadesiyle başlar ki çok önemli. Sonra Karl Marx gelir, hemen Friedrich Engels gelir, Maxim Gorki'nin isimleri zikredilir. Bunlar zikredilmeden bir kitabın yayınlanması imkansızdır neredeyse. Ben Ersoltunay'ın destanını çalışırken bir şeye şahit oldum. Destancı kendi bölgesinde araştırmak için gittiğimde oğlunu buldum. Seyit Gazi Abdurrahmanoğlu buldum. Dedim ki Seyit Gazi Abdurrahmanoğlu, babanızın özgeçmişi yazıyor kitapta. Destanı. 2002 El Seriyası'nın 16. tomu. El Seriyası'nın 16. tomu. Mehmet Hocam bildi. Asıl da Türk Dil Kurumu'ndan biliyorsunuz. Destan projesi kapsamında basıldı. Zannedersem İsmail Kallim bir arkadaşımız Türkiye Türkçesine aktardı bu kitabı. Diyor ki orada gazete yazısında Süyerkul Abdurrahmanoğlu var. Süyerkul diyor bu destanı diyor ırka aylandırdı. Yani manzum şekilde yazdı. Fakat diyordu ki bana diyor bu destanı Ruslar basmaz. Bu destanı Sovyetler basmaz. Bu destanı kaldırıp atarlar diye korkuyordu diyor. Gerçekten de değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, kendi çalışmam olduğu için burada kısaca zikretmek istiyorum. 17 bin mısra olan destan 10 bin mısrağını, 10 küsür bin mısraya düşürülerek Tanrı kelimesinin, Kuday kelimesinin, Hazreti Peygamber'in geçtiği veya işte Kırgız, Özbek ve unsurların, Kafkasya unsurların geçtiği yerler veya işte oradan sahneye bir din adamı çıkıyor. Çıktığı yere kadar getiriliyor destan. Oradan sonrası kesiliyor ve yayınlanmıyor. Böyle bir faaliyet vardır. Sovyet. Böyle bir faaliyet vardır. Onun için burada çok dikkatli olmanız gerektiğini, bu arada kulakları çınlasın, Dursun Yıldırım hocamızı hatırlatalım. Ben Kırgızistan'a giderken son olarak Dursun Yıldırım Hoca'yı ziyaret etmiştim. Bana dedi ki Mehmetçi mutlaka destanların el yazmalarını gör ve çalışmanı ona göre yap. Ben önce bu sözü çok önemsememiştim ya da kulak ardı ettiğimi düşündüm. Sonra dedim ki sonra Dursun Hoca dedim bu işi çok iyi biliyormuş. Çünkü el yazma arasındaki farkı hatta artı eksi koymuşlar el yazmada. Metnin üzerine yani çıkarılacak bölümleri eksiyle devam edilecek, yayınlanacak bölümlerle artıyla işaretlemişler. Dursun Hoca'nın tespitinin çok kıymetli olduğunu. Bu konuda da size bugün
Yani 2021 yılında onun öğrencisinin öğrencisi olarak Mehmet Çeribaş da salık veriyor. Orada çalışma yaparken bu tip durumlara dikkat etmenizde fayda olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Evet, yine Sakın Bayın Manas Destanı arka plana itiliyor. Sayak Bayın Destanı ön plana çıkarılıyor. Sakın Bayın Destanı pan-İslamist ve pan-Türkist diye nitelendiriliyor değerli arkadaşlar. Kırgız folkloruyla yazılmış çok kıymetli bir kitap var. Mutlaka görmüştür. Diğer hocalarımızda da vardır. Akınlar Çıkarmacılığının Tarihi o Kentleri. Akınlar Çıkarmacılığının Tarihi. Bu eserde akınlar, nükteciler, yazlıç akınlar gibi aşıklar ve diğer icracılar ve en sonunda Manasçılar ele alınmıştır. Kıymetli. Manasçılarla ilgili ve akınlarla ilgili çalışmalar yapacak arkadaşlarımıza salık verebileceğim kıymetli eserlerden birisidir. Yine 1995 yılında Manas Destanı'nın 1000 yılı adıyla sempozyumlar ve kongreler tertip ediliyor. Burada çeşitli yayımlanmış veya işte okunmuş bildiri metinleri, kongre metinleri toplanıyor. Manas Eposu Canı Dünya Elderinin Kalıp Murası adıyla Manas'ın bin yıllığına armağan olarak basılıyor. Şöyle El Edebiyatı serisinin içerisinde çeşitli kitaplar basılıyor. İki kitap olduğunu hatırlıyorum. Hafızam beni yanıltabilir. Bu arada o serinin içerisinde, yani o serinin içerisinde çıkan bütün destanlar hemen hemen Türkiye Türkçesine de aktarıldı değerli arkadaşlarım. Aktarıldı. Cangıl Mırza destanını zannedersem burada karşımızda bulunuyor. Mehmet Açah hocam Türkiye Türkçesine aktardı diye hatırlıyorum. İşte Er Sultanoy'u İsmail Kallimci arkadaşımız. İşte Boston destanını Aciye hocamız. Diğer destanlar aktardı. Bir kısmını Taştegin Turgun Bayer Dicle Üniversitesi'nde o da aktardı. Bunlar da kıymetli çalışmalar Kırgız folkloru ile ilgili. Evet. Şöyle tek tek söylememe gerek yok. Kırgız folklorunun biraz türlerinden bahsederek bugünkü konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şöylece isimleriyle geçeyim. Çünkü vakti zannedersem çok iyi kullanamadım. Çok uzattım bazı şeyleri. Affınıza sığınıyorum. Kırgız folklorunun en değerli ve Kırgızistan'da çok kıymetli eserlerden birisi Sancıralar. Sancıralar, Kırgızlar şecere kelimesini sancıra şeklinde söylerler. Çok önemli bir gelenektir. Ta ki işte Mecmu-i Tevarih'ten beri, şecereyi terakimeden beri Kırgızlar çok kıymetli biçerdir bu sancıralara, şecerelere. Bunlar bir tarih kitabı. Oyların, soyların tarihini, sözlü tarihini ele aldı. İçerisinde çok kıymetli folklorik bilgiler vardır bu sancıraların içerisinde. Bunlara mutlaka ilgi gösterilmesi. Hatta bu sancıraların mutlaka bir doktora tezi, bu sancıralardaki folklorik unsurların mutlaka bir ne diyeyim size, doktora tezi olarak çalışılması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu konuda çalışan Türkiye'de bir hocamız var, tarihçi Mustafa Kalkan çalıştı. Sancılalar konusunda Kırgızlar ve Kazaklar diye de bir kitabı var. Kırgız ve Kazak boylarıyla ve bu boyların ilişkisi üzerine çalıştı. Mehmet Kıldır, Kıldıroğlu çalıştı. İşte Kazakistan'la ilgili Seyfullah Yıldırım çalışıyor. Hatta makalesi bana da gelmişti. Makalesine rapor da yazmıştım. Çalışıyor. Ben de bir çalışma yaptım. Bir makalem var bu konuda. Ama sancıraların ihmal edilmemesi gerektiğini, bu alanın çok kıymetli olduğunu ayrıca affınıza sığınarak belirtmek istiyorum. Kırgız el comokları, Kırgızlar masal ve destan anlamında comok kelimesini kullanırlar. Ama burada Mehmet hocam bilir, tür adlandırması bölgede çok önemli, tür adlandırması. Masalı destandan ayırmak için Kırgızlar masalı göğe comok derler değerli arkadaşlar. Göğe yaya demektir. Göğe yaya demektir. Niye masalı yaya olarak görürler? Destana göre onlar destan, bakın destanı iyi düşünün, manzumdur, ritmiktir, ezgilidir, içerisindeki içerisinde hareketler vardır. Destanı ata binmiş bir süvari gibi, destan anlatmayı ata binmiş bir süvari gibi tasvir ederken Kırgızlar masal anlatmayı
nasıl nitelendirirler? Yaya gitmek şeklinde nitelendirirler. O yüzden masala göz domok, destana comok derler. Fakat her ikisini karşılamak üzere domokçu ifadesi vardır ki masal anlatan, destan anlatan ama bugün daha çok destancılar için kullanılıyor domokçu ifadesi. Evet, masalları da çeşitli şeylere ayırıyorlar, alt türlere ayırıyorlar. Hayvanatlar cönümlü domoktur. Yani hayvan masalları, sıykırdı masallar yani işte sihir, peri kızı ile ilgili masallar, turmuşluk masallar, dini tarihi masallar diye ayırıyorlar. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Şurada hemen bir kitabın fotoğrafını da koydum. Kırgız El Domoktoru diye bilginize sunmak için. Evet. Yine destana da yomok diyorlar. Yomok bildiğimiz yumak kelimesidir değerli arkadaşlarım. Yumak kelimesidir. Yani Türkiye Türkçesinde yaşayan yumak kelimesinin Kırgızca'daki şekli domok. Destanı yumağa benzetiyorlar. Büyük bir uzundur. Comokçu da o yumağı çözen demektir. Bunun cumbak, domak şekilleri de var biliyorsunuz diğer Türk boylarında. Fakat çok kıymetli. Masal anlatıcı, destan anlatıcısı anlamında manasçı, kırçı kavramını kullanıyorlar. Bugün çon comok dedikleri bir ifade vardır, kıymetlidir. Sadece Kırgızlar'da vardır çon comok. Niye? Çünkü Manas destanı dünyanın en hacimli destanıdır. Her şeyi Manas'a göre düşündükleri için çon comok dedikleri comok, destan Manas destanıdır. Diğer destanlara da kence comok, kence epos der Kırgızlar. Kence epos derler. Kence de genç, hacimsiz demektir ama hacimsiz öyle 3-5 bin mısra falan aklımıza gelmesin. Benim çalıştığım Ersol Tonoy 17 bin mısra. Esir kısmını söylemiyorum. Esir kısmı da zannedersem 6 bin satıra yakın bir satırda. Böyle aklınıza çok küçük hacimsiz eserler gelmesin değerli arkadaşlarım. Bu konuda çok çomokçu dediğimizde Sayakbay Paralel ve Sakınbay Rozbako aklımıza geliyor. Bir de Kızıl Su Kırgızları var biliyorsunuz Doğu Türkistan'da. Orada bir de Yusuf Mamay vardır. Yusuf Mamay da onun destanları da hacimli destanlardan sayılabilir. Evet. Konuda yazılmış, Manasçılar konusunda yazılmış Şahsı'nın bir kitabı var. Bakın Türk Kültür Araştırma Enstitüsü'nün yayınları arasında çıktı. Kırgız Türklerinde Manasçılık Geleneği ve Manasçılar. Bunu da ayrıca burada belirtmek istiyorum. Şimdi bu eseri Rusça'ya çevirtiyorum. Rusça bastıracağım inşallah. Böyle bir düşüncem var. Evet, bir de Kırgızlar'da yine Semet Beyci, işte Seytekçi gibi kavramlar var. Fakat akın kavramı çok önemli. O kavramla ilgili bir etimoloji yapmak istiyorum. O kıymetli. Akın kavramı daha çok Farsça ahund kavramına dayandırılmıştı yakın zamana kadar. Fakat o kelimenin ben de Metin Ergun Hoca da söyler. Metin Ergun Hoca bir yazısında söyler bunu. Ben de aynı kanaatteyim. Akın kavramı akmak fiiline dayanıyor. Akmak, savaşmak, dalaşmak, karşılıklı söz atışmak, yarışmak demektir akmak fiili. Size akıncı adıyla savaşçı kelimesi bugün kullanılıyor değerli arkadaşlarım. Çünkü Türk sözlü geleneğinde özellikle yarışma ve rekabet çok önemli. Mani kelimesi de bakın mani kelimesi engel olmak. Dolayısıyla engel olmak. Karşıdakinin sözünü sözle yenmek ona engel olmak. Hatta Kars yöresinde karşılıklı söylenen manilere akışta denir ki yine o da akmak fiilinden gelir. Kırgızlar da akışmanın manilere kıymet diyorlar. Dolayısıyla akın kelimesi sözle savaşan, söz yarışması yapan, sözüyle üstünlük kuran demektir. Bu manada kıymetli bir terminoloji. Irçı, yır kelimesi var. Kırgızlar yayı başta düşürerek ırçı söylerler. Ama Kırgızlar bütün şairlerine, bugün bütün sanatçılarına ırçı diyorlar. Onu da burada belirtmekte fayda var diyorum. Şöyle geçiyorum. Irlar var. Irlardan veya ırım dirim ırmanı. Efsunlu şiirler veya bizim Anadolu'daki söylediğim şekilde üfürük şiirleri. Biliyorsunuz darı kelimesi ilaç demektir Kırgızca'da. Darı kana eczane demektir. Irım birim da diyorlar. Bunları yapanlara üfürük şiirleri işte efsunlu şiirleri söyleyenlere ırımcı darımcı veya emçi domçu.
Kişi biliyorsunuz em ilaç demektir. Emçi domçu gibi ya da bakşı bübü ya da bakşı bübü ki bakşı kelimesi Kırgızca'da halk hekimler anlamında kullanır değerli arkadaşlar bakşı kelimesi. Başka manada kullanılmaz. Başka manada kullanılmaz. Şamanın arkaik vazifelerine ilk vazifelerine gittiğimizde görevlerine gittiğimizde en önemli görevlerinden birisinin halk sağaltması yani tedavi olduğunu görürüz ki bunu Kırgızlar'da net anlarsınız. Kırgızlar sadece ve sadece halk hekimlerine bakşı, daha büyük anlamda bakşı bübü ya da bübü kempir, kempir bübü gibi isimler kullanırlar. Bunlardan örnekler almıştım ama vaktimiz kısıtlı olduğu için şöyle bir tölgü falındaki şiiri göstereyim. Şurada yine örnekleri var. Mesela alas alas Nevruz'da da çok sık okunur görürsünüz. Bu alas alas kelimesini ben dönem dönem amin amin anlamında da kullanıyorum. Alas alas bildiğimiz alas alev ateş anlamındaki bir kelime. Kırgızlar böyle başlar. Ben bunu da böyle kullanıyorum. Amin amin amin. Yani bir duaya başlarken bir amin ifadesi. Türkçeleştiriyorum amin kelimesini ve alas kullanıyorum. Alas alas alas. Karbala'dan kalas. Yalnız yıl geldi, eski zülk etti, aldan aman bololu, candan ama esen bololu gibi Nevruz'da ve diğer törenlerinde, ayinlerinde okudukları meşhur alas alas duası vardır. Emge kırga ırları diye bir ır çeşidi var. Yani iş türküleri dediğimiz türküler değerli hocalarım. Hemen atlayarak geçiyorum. İşte şöyle bir örneği var. Münasebdin uçtap, cülüğü yerden konuştap. İşte attım avuçla sıcak birden konuştan gibi. Salt ırları gelenek. Kırgızca'da salt gelenek demektir. Tören demektir. Ve koşoklar bunun içine çok önemli. Koşuk kelimesi bir kelimemiz var. Koşok şeklinde söylerler. Sadece ağıt karşılığı söylerler. Başka bir türü adlandırmak için koşok demezler. Sadece ağıt için koşok derler. İşte toy ırları düğün. Toy düğün demektir. Düğün türküleri. İşte bunların içerisinde kız uzatlığı gibi türküler var. Şöyle hızlıca geçiyorum bir koşok örneği. Enege koşulgan koşok. Yani anneye yakılan koşok. Şimdi koşmak fiili biliyorsunuz bir şeye bir şeye eklemek, dizeye dize eklemek demektir. Bu manada da çok kıymetlidir. Kırgızca'da da bir şeyin üzerine bir şey eklenirken koş derler. Bizim koşma dediğimiz tür dizeye dize eklemek, adıma adım eklemek manasında kıymetli bir etimoloji var. Onu da bilmenizi isterim. Kız uzatlığı yani kızı evden çıkarıp, kızı baba ocağından çıkarıp uğurlarken Kırgızların söylediği kız uzatlığı diye bir ır var. Kalenderdeki ırlar yani takvim türküleri ve şiirleri var. İşte Nevruz bunlardan birisi. Cıl acıratı, yıl ayrımı olarak 19-21 Mart'ta söylenen türküler. Ki sümölök aşı yapılırken çok da söylenir. Demin söylediğim alas alas alas, karbaladan kalas. Canı cıl geldi, eski cıl ketti diye söyledikleri bir türkü var veya şiir vardır ki bunlar dua formundadır. Bunlar kıymetli. Nasihat veya kerez ırları var. Kerez ırları var. Ülgü ırı örnek şiirler yine nasihat anlamında Kırgızca'da yaşıyor. Suyu kelimesi aşk demektir. Kırgızlar suyu ırlar dediğimiz aşk türküleri. Yakarlarında aşklı ırları yine aşk türküleri. Adıyla bilmektedir. Aytigen senin sarayın bunlardan bir örnek almıştım. Vaktimizi iyi kullanmak bakımından atışmalar dediğimiz Kırgızlarda aytışlar var değerli arkadaşlarım atışmalar. Bunlar 5-6 çeşit Kırgız akınları, akınlar deniyor bunlara. Kırgız akınları atışırken buna dikkat ederler. Ya alım sabah aytış dediğimiz aytış ya avuç maktu aytış, sanat aytışı. Keçen, bu kelime önemli. Başkurtlar destan anlatıcısı manasında sesen kelimesini kullanırlar. Keçen, közen, dili çözülmüş, iyi söz çözen, sözden iyi anlayan, güzel söz söyleyen, söz söyleme kabiliyeti gelişmiş şahıs, kişi demektir keçen değerli arkadaşlarım. Keçenli ait işi vardır. Burada ustalık ve maharet gösterilir. Hakaret etme, boyları filan hakaret, anma, kordo ait işi, alay etmek için kullanılan ait iş var. Tabuç maklu
tamaşalı yani seyirciyi eğlendirmek ve güldürmek için söyledikleri yarıştıkları tartışmalar var. Türk aşıklık geleneğinde nasıl varsa Kırgızlarda da var. Gelenek farklı değil. Gelenek aynı. Sözler aynı. Farklar oluşmuş mu? Oluşmuş. Bu farkları görmek bizlerin görevi, bizlere düşen işler. İşte alkışlar, kargıçlar var. Örnekleri 41-42 geçiyor. Soru cevap kısmı da olacak muhtemelen. Atasözleri makal lakap diyorlar. Bilmeceler kabuçmaklar diye bir şey var, türleri var. Bunda Türkiye Türkçesine, Kırgız bilmecelerini Türkiye Türkçesine şahsım ve Özlem Deniz Marmara Üniversitesi'nden Özlem Hanım'la beraber aktardık. Emine Gülsoy Naskali Hanım yayınladı değerli arkadaşlarım. Şuraya kitabın şöyle bir fotoğrafını da koydum. Zannedersem kitap evi yayınlar arasında çıktı. Cangılmaçlar yani tekerlemeler var. Çocuk folkloru ile ilgili çok kıymetli bilgiler var. Çalışılması gerekiyor. Ben çalıştırdım bir Türk ata olan Şadmanay diye bir arkadaşımıza çalıştırdım. Fakat Şadmanay'ın altyapısı çok zayıf olduğu için biliyorsunuz Türk dünyasına gelen akademisyen adayı arkadaşlarımızın altyapısı çok zayıf veya bizim sisteme ve metoda uymaları zor oluyor. Dolayısıyla çalıştırdım ama çok kıymetli olduğunu düşünmüyorum. Adeta tezi oturup tekrar ben yazmak durumunda kaldım. Bunu da burada itiraf edeyim. Neredeyse öyle oluyor zaten. Diğer hocalarımız da böyle yapmak durumunda kalıyor. Fakat çok daha önemli çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum. Çocuk oyunları üzerine. Evet. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım. Söylenecek söz o kadar çok ki. O kadar çok ki. Kırgızları, bir milleti, bir boyu anlatmam. Hatta sözlü kültürü, sözlü geleneği bu kadar zengin bir boyu 2 saatte anlatmam neredeyse imkansız. Biraz tartışma kısmında neler yapılması lazım, nelere dikkat etmemiz lazım. Onlar üzerine konuşmak üzere konuşmamı, sözümü şimdilik noktalıyorum. Sabırla, can kulağıyla dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Kırgız folklorunu genel olarak tanıttık ama yapılacaklar konusunda da burada değerli hocalarım da var. Mehmet Hocam da bu işin uzmanlarından birisi. Hatta sahayla ilgili çok kıymetli çalışmalar yapmış hocalarım burada. Onlarla beraber birkaç kelam etmek isterim. Sözümü burada noktalıyorum. Ve hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, Mehmet Çeribaş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu Kırgız tarihi, Kırgız coğrafyası, Kırgız kültürü, Kırgız folkloru, Kırgız folklor üzerine yapılan çalışmalar ve aynı zamanda Kırgız folklor ürünleriyle ilgili bilgilendirmeler için çok çok teşekkür ediyoruz. Konu oldukça hacimli ama hocamız sağ olsun bunlar ana hatlarıyla, ana çerçeveyle bize anlattı. Elbette ki neler yapılabilir konusu önemli. Ana sorun bu. Geçmişi bilmek, yapılanları bilmek ve aynı zamanda neler yapılabileceğini bilmek de önemli. Şu açıdan Mehmet hocamızın tespitleri önemli çünkü bölgeye gidip gören, o bölgede kalan Kırgız Türklerinin kültürünü, coğrafyasını, sosyal toplumsal hayatını, hatta düşünce tarzını, dünya görüşünü, davranış kalıplarına kadar bilen birisi. Haliyle bu bağlamda herhalde yapılması gerekenler veya Kırgız kültürünün ya da Kırgız folklorunun gelecekteki durumu ile ilgili en iyi tahminleri yapabilecek isim de kendisi olsa gerek diye düşünüyorum ama sorular olursa, yorumlar, katkılar olursa o bağlamda yaklaşık 15 dakikalık daha bir süremiz var. Bu vesileyle ne yapmış oluruz? Hocamızı da yönlendirmiş oluruz sorularımızla. Var Mehmet mı? Hocam, ben baştan bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Kırgız Türkçesini öğrenmeleri çok kıymetli. Evet. Bunun yanında Kırgız folklor tarihi baştan da söyledim. Rus tarihinden kopmaz. Dolayısıyla Rusçayı da öğrenmelerinin çok önemli olduğunu, ben kendimde bunun bir eksiklik olarak durduğunu görüyorum. Dile karşı ön yargılı olmamalı. O dille eğitim yapmak başka bir şey, o dili öğrenmek başka bir şey. Dile karşı ön yargılı olan arkadaşlarımız var. Çok zeki, akıllı arkadaşlarımızda da bazen bu ön yargıları görüyorum. Mutlaka ve mutlaka o coğrafyayı, nasıl ki Ruslar Türkçe öğrenip o coğrafyaya gittiyse, Radloff gittiyse biz de Rusça öğrenip o coğrafyaya gitmeliyiz. O Rus ekolünün yaptıklarını,
arşivlerini, kütüphanelerini, hatta Kırgızistan'da da çok kolay iletişim kurabilirler Rusça'yla. Çok kolay iletişim kurabilirler. Mutlaka ve mutlaka bir başka dile, Kırgızca Türkiye'nin bir kolu, bir başka dile ilgi göstermeleri gerektiğini. Artık destanlar çalışılmış, efsaneler çalışılmış, kavuşmaklar yani bilmeceler çalışılmış, masallar çalışılmış. Bunların içerisindeki tematik konulara mutlaka ilgi göstermeleri gerektiğini. Mesela sosyoloji konularına, psikoloji konularına ilgi göstermeleri gerektiğini ayrıca. Folklorun diğer şubelerine, mesela maddi kültür ürünleri Kırgızların çalışılmadı, çok fazla çalışılmadı. Mesela halk hekimliği hemen hemen, şimdi çalışan arkadaşlarımız var diye duydum, sevindim, çalışılmadı. İyi gösterilmeyen konular var, başlıklar var. Bu başlıklara da mutlaka eğilmesi gerektiğini, sosyoloji eğitimi alan arkadaşlarımızın buralara, hatta Türkolojiyle birlikte ilgi göstermeleri gerektiğini ayrıca söylemek istiyorum. Bir de biraz önce Özgür Hoca dikkat çekti. Kırgızistan'a giden Türklerde de bir gettolaşma var. Gidiyorlar Türk mahallesi kuruyorlar. Türk lokantasında yemek yiyorlar. Türk kahvesine gidiyorlar. Gettolaşma eğilimi var. Türk mahallesi var. Benim çalıştığım Celalabad'da Supiknik'te bir mahallenin ismi Türk mahallesiydi. Bu gettolaşmaktan uzak duralım. Kırgızların içine gidelim. Düğünlerine gidelim. Ölüm törenlerine gidelim. Bir kurban törenine gidelim. Mesela gittiğimiz bir Arkalık köyü vardı. En sonunda en yaşlı hocaya kurbanın başını getirdiler. O Oğuz töresi dediğimiz kurban dağıtımı ve hayvanın ülüş edilmesi geleneğini orada net gözlerle görebilirsiniz. Dolayısıyla belli başlı türler çalışılmış olsa da bunlar yeterli değil. Mutlaka o çalışmaların el yazmalarını bulup onlara ilgi göstermek gerektiğini. Hatta Türkiye'nin yönü biraz biliyorsunuz son dönemde işte YTB olsun, Yunus Emre olsun İslam dünyasına döndü. Türk dünyası biraz ihmal ediliyor. Biraz değil epeyce ihmal ediliyor gözüküyor. Ben burada bunu açık olarak söylemek istiyorum. Bir bilim adamı olarak gerçeği inkar etmek bilim adamının şanına yakışmaz. Türk devleti Türk dünyasına ilgi göstermekte zorunludur. Türk devleti dünyasına ilgi göstermekte vazifelidir. Bu vazifesini şu anda ihmal ediyor gözükmektedir. Ben o bölgedeki bütün metinlerin Türkiye'de bir kütüphaneye aktarılması gerektiğini, bir arşiv oluşturulması gerektiğini, o metinlerin parayı cebine koyan batılılar tarafından batıya taşınacağını çok önceleri görmüş insanlardan duyduk. Biz de burada tekrar ediyoruz. Adeta oranın inançlarını, geleneklerini, geleneklerini, şamanist inançlar, şamanist gelenekler diye göz ardı etmek, İslam'la alakası olmayan şeyler diye söylemek bize yakışmaz. Bizim tutumumuz değildir. Bir Türk milliyetçisinin tutumu hiç olamaz. Hiç olamaz. Bize de yakışmaz. Biraz meseleye de bu açıdan bakıp Türkiye'nin yönünü yanlış yere çevirdiğini, yönünü tekrar Türk dünyasına, doğuya çıkış, Kırgızlar çıkış diyor, çıkışa çevirmek gerektiğini, çıkış noktamızın da o olduğunu söylemek istiyorum. Biraz da böyle metafor, mecazi kullanarak çıkış yönümüzün de orası olduğunu burada belirtmek istiyorum değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar. Tabii bu olmazsa ondan sonra Soros Vakfı. Evet, hatta yapılan çalışmaları bile Soros Vakfı'nın desteğiyle yayınlıyorlar. Yani projelendiriyor. Yani alanı boş bıraktığınızda elbette ki bir kültür politikası vardır. Kültürü ekonomiden, siyasetten, ekolojiden bağımsız bir şekilde düşünemezsiniz. Zayıf bir halkadır. Yani Kırgızistan coğrafyası belki de Türk dünyasının en zayıf halkası. Ekonomik açıdan da baktığımızda bizim kültür coğrafyamızdır. Bu bağlamda mutlaka ilgi göstermemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi Mehmet Bey hocamın da söylediği gibi bu enerji, bu güç ya da bu imkanlar elbette ki Türkiye'nin çıkarları varsa kullanılmalı ama bir bölgede tamamen es geçirerek ve hatta boş bırakılarak bu yapılmamalı. Ki zamanında da zaten Kırgızistan'ın kimlere teslim edildiğini, Türkiye'den kimlere teslim edildiğini hep birlikte gördük, hala da arındırılmaya çalışılıyor ki bu Türkiye'nin çıkarları açısından da son derece önemli. Aslan Haznedaroğlu slide dosyası çok harikaydı, aklımız kaldı demiş Sayın Hocam. Yani tabii bunun paylaşabilirim arkadaşlarla. Tabii açılımı ki istiyorlar. Yani tabii slide ki dosyasını istiyorlar hocam. Değerli hocam gönderirim size. WhatsApp bir şekilde size ulaştırırım, arkadaşlarla paylaşabiliriz. Tamam, eğer ulaştırırsanız sayın. Değerli hocam çok az vaktimiz var. Bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka
çocukları alıp Türkiye'ye getirip Türkiye'de psikoloji alanında, hap bilim alanında eğitim verip o çocukları bizim yöntemlerimizle, bizim bakış açımızla yetiştirip oraya birer derviş gibi, birer derviş gibi göndermemizin çok önemli olduğunu söylüyorum. Bir, buradan giden, buradan yetişen arkadaşlarımız olacak. Biraz önce söylediğim gibi bir de oradan getirdiğimiz, işte yüksek lisans doktora yaptırdığımız çocuklara Türkiye Türkçesini çok iyi öğretip, o Türkiye'nin temel paradigmalarını çok iyi öğretip, yaklaşım tarzlarını, metotlarını çok iyi öğretip sahaya sürmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Onlar orada bizim birer uç beyimiz gibi, birer uç beyimiz gibi bizim ve bizim devletimizi, bizim Türkoloji geleneklerimizi temsil edeceklerdir. Bunların çok kıymetli bilgiler ve yöntemler olduğunu ve olacağını da burada sizinle paylaşmak istiyorum değerli hocam. Değerli hocam. Atiye Hanım demiş, ortak alfabeyle bazı şeylerin değişmeye başlaması ne gibi farklı çalışmalar ve politikalar uygulanmalıdır? Şimdi ben kendi görüşüm olarak alfabenin farklı olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Oturun öğrenin. Yani işaretler sistemidir o dil. Alfabe için daha doğrusu alfabe ya da işaretler sistemi dilin yazıya geçirilmesi açısından bir şeydir. Yani ben açık söyleyeyim, yani şimdi Latin harflerle yazılmış Özbekçe bir metni ben daha çok zor okuyorum. Çok doğru. Yani ben Kiril harfli metni çok daha kolay okuyorum. Ama Latin harfli metinleri okumak giderek zorlaşıyor. Hele Türkmence de aynı şekilde. Garip garip yine öyle Latin harflerine geçtiler ama aynı alfabeyi kullanıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Nasıl ki Kiril harflerinde 70'in üzerinde farklı işaretler kullanılmışsa aynı şekilde Latin harflerinde de bir problem var. Açık söyleyeyim, yani eğri oturalım doğru konuşalım. Rahmetli Atatürk ve ekibinin çok pratik düşündüğünü ve çok pratik bir alfabe kullanıldığını biz görüyoruz. Elbette ki akademide kullanılan bilimsel çalışmalarda elbette ki transkripsiyon alfabesiydi vesaireydi kullanılır ama yani ben alfabenin birliklerinin her şeyi çözeceği gibi bir düşünce içerisinde değilim. Yani burada zihniyet meselesi önemli, ekonomik ilişkiler önemli, kültürel ilişkiler önemli ve haliyle gözden ırak olan gönülden de ırak olur mantığıyla hareket etmemek lazım. Ya da işte ne bileyim 3-5 ihtiyaçlar olduğunda 3-5 araç veyahut da biraz para vererek bağlı kalmalarını sağlamak da doğru bir şey değildir. Biz akademisyenler olarak kültürel anlamda çalışmalarımızı ısrarlı bir şekilde devam ettirmek durumundayız diye düşünüyorum. Hocam varsa bununla ilgili bir yorumunuz, ona göre şey hocam, yapalım. Söylesem ancak sizin söylediğinizi söyleyebilirdim. Çünkü biz ortak alfabeyi biraz anlaşma aracı gibi görüyoruz. Sadece işaretler sistemi. Evet. Birbirimizi anlayacağımız anlamına gelmiyor. Çok doğru tespitiniz var. Özbekçe çok zorlanıyorum. Türkmence de çok zorlanıyorum. Kiril alfabesi, Kiril harflerinin çok daha sağlıklı olduğunu, sesleri tam verdiğini, seslere uygun olduğunu görüyorum. Oluşturulmuş olan Latin metinler, Latin alfabesi, Latin'in yani İngilizce'nin yapısına uygun hale getirilmiş Latin metinler. Yani aslında Latin kökenli, bizim Latinimize uyarlanmış metinler veya uyarlanmış alfabeler değil, çok daha zorlanıyoruz değerli hocam. Çok daha zorlanıyoruz. İşte Y'yi İ gibi kullanıyorlar, U gibi kullanıyorlar, Ü gibi kullanıyorlar. Birkaç örnek belirtmek istiyorum. Bizlerin artık yavaş yavaş kelime kadromuzu anlaşmak için ortak bir takım hedeflerimizi belirleyip işte kitap aktarmaları, şunlar, bunlar, Türkiye Türkçesi karşılıklarını. Aslında Kırgızistan için konuşuyorum. Kırgızlar bunu bizden daha çok becermiş durumdalar. Kırgızistan'da bir dolmuşa binersiniz. Dolmuşçuya Nuska yayın evini, kitap evini sorduğunuzda size Türkiye Türkçesiyle tarif edebilir. Kırgızlar bunu bizden daha iyi becermiş durumdalar. Kırgızistan'ı hiç öyle çok işte ekonomik olarak çok zayıf ama işte çok geri kalmış falan diye düşünmeyin. Manas Ansiklopedisi oluşturmuş. İki cilt. Manas Ansiklopedisi'ni yazmış. Manas Sözlüğü'nü yazmış. Bugün Türkiye Türkçesi veya Türkiye Türkçesi'nde veya Türkiye Türkolojisi Dede Korkut'un ansiklopedisini yapabilmiş değil. Dede Korkut'un sözlüğünü falan da çok iyi oluşturabilmiş değil hali hazırda. Yani Kırgızları bu destan araştırmaları konusunda da çok küçük veya akademik anlamda çok küçük görmemek gerektiğini, hatta Türkiye Türkçesi'nin konusunda da bizden çok son derece iyi düzeyde olduklarını, mahir olduklarını ve duyarlı olduklarını. Çünkü Türkiye onların Almanya'sı. Buraya bakıyorlar. Kıbleleri burası. Bu kıbleyi yıkmamak lazım. Bu kıbleyi yıkmamak lazım. Doğru inşa etmek lazım ve doğru işler yapmak lazım. Doğru işler yapmak lazım.
Oraya giden kişilerin her birisi misyon görevi yerine getiriyorlar. Misyonlarını tam olarak yerine getirmekte yükümlüler. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii Atiye Hocam sonra yazdı. Daha çok halk bilimi veya da halk edebiyatı terminolojisi açısından bunların bir kolaylık sağlayıp sağlayamayacağı bağlamında şey yapmış ama şimdi terminolojide de mutlak birliktelik diye bir şey beklemeyelim. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Olamaz da nitekim. Yani yüzlerce yıllık uzaklıklar, farklılıklar ne olursa olsun kendi konuştukları, kullandıkları bir yazı dili, oluşturdukları terimler, terminolojiler var. Yani şurada bile ayrım yaparız. Biz destan deyince kahramanlık konulu hikayeler anlarız ama şuradan Azerbaycan'dan itibaren hem kahramanlık konulu anlatılır hem aşk konuları anlatılır, kapsar. O zaman orada genel olarak öyle kullanılıyorsa bizim oraya uymamız lazım. Yani bizim buna ayak direnmemiz doğru bir şey değil. Yani dayatmaya gerek yok. Zamanla belki bu çok acil bir sorun mudur, değil midir? Biz henüz daha öğrenme aşamasındayız. Açık söyleyeyim yani ben vaktiyle destan çalışırken işte ne bileyim tanıtmaya çalışıyorduk. Dersimde de ifade ettim. Hemen eleştiriler almaya başladık. Yani ne demek arkaik destan? Destan arkaik olur mu? Zaten destanın kendisi öyle. Şimdi bir öncelikle onlar ne diyorlar? Neden öyle diyorlar? Nasıl adlandırıyorlar? Bizim bunları öğrenmemiz lazım. Çok aceleci davrandık. Yani terminoloji konusunda, terim konusunda, terim önerme konusunda çok aceleci davrandık. Bilmeden, tam esaslı bir şekilde konuya vakıf olmadan çok aceleci davranırsanız o zaman iş problem, başka problemleri de doğurursunuz. Yani onun için iyi bir öğrenelim, iyi bir öğrenme, etimolojilerini iyi bilmek, aslında o terimlerin, o türleri, biçimleri gerçek anlamda karşılayıp karşılamaması meselesi. İşte kojon kelimesi. Yani ben hatırlıyorum, paylaştım da bizim çocukluğumuzda koyunlar koşana koşulurdu. Koyunlar çağırırdı. Koşan, koşan dedikçe koyunlar kendiliğinden gelir. Başlarını çaprazlama bir şekilde koyarlar. Siz oraya hortum veya iple bağlarsınız. Koşmak fiili. Yani bilelim ama illa ortak bir terminoloji. Yani koşmayı, bütün koşmaya benzer şeyleri ortak bir şekilde mi adlandıracağız? Yok. Yani tarihsel süreçte de yok. Yani 16. yüzyılda da yoktu. 17. yüzyılda da yoktu. Ama bugün bazı şeyleri ortaklaşma noktasına götürdüğünüz zaman bunu bir dayatma olarak da algılayabiliyorlar. Çünkü kendi kültürleri var. Yani Kırgızların yüzyıllardır yaşaya geldikleri bir kültürleri var. Tamam, ortak kökenden geliyoruz. Ortak devletler çatısı altında yaşamışız ama her boy neredeyse tarih boyunca belli bir dönemden itibaren kendi coğrafyasını, kendi tarihinin, kendi sosyokültürel yapısının şartlarını yaşamış ve buna göre biçimlendirmiş. Onun için elbette isteriz ortak bir terminoloji. Yani Türkiye'de bile başaramadık. Yani terimlerin kullanımında, tanımların ortaklaştırılması meselesinde hala Dede Korkut masalları, Dede Korkut efsaneleri, Dede Korkut destanları, Dede Korkut hikayeleri diyerek hala farklı farklı şekillerde yayınlanıyor. Yani burada biz bu birliği sağlayamadıktan sonra kalkıp koskoca bir Türk dünyasında herhalde bunu biraz hemen olmasını beklemek biraz ne olur? Zor olur diye düşünüyorum. Çok da büyük hayaller kurmamak lazım diye düşünüyorum. Değerli hocam, ama soruluyor ama ben cevaplıyorum. Ben de hocam herhalde çok doğru. Ben sadece şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Kompartmanlar şeklinde örgütleneceğiz. Kompartmanlar şeklinde. Evet. Mutlaka bir lokomotifimiz olacak. Ama ona Katar diyeceğiz. Türk Katarı diyeceğiz. Katar olduğumuzu unutmadan kompartmanlardan da birbirine daima geçiş olacak. Evet. Ben Türk dünyasını bu zincire benzetiyorum. Bu Katar'a benzetiyorum. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Peki. Başka yorum veyahut da başka bir görüş varsa onu alalım ve böylece bitirelim saat 13. 14'te değil mi Sayıcı Hanım? Diğer. Evet Sayın Hocam. 14'te. Saat 2'de Profesör Doktor Muharrem Kaya hocamızla devam edeceğiz. Evet. Bir saatlik bir yemek molamız var. Sayın Hocam herhangi bir şey söylemek isterseniz buyurun. Dinleyelim. Ben vallahi teşekkür ederim. Sayın Hocam ve diğer hocalarıma da söylüyorum. Mehmetciğim Mehmetçikleri mi dedi? İki tane Mehmet olunca. Evet. Buyurun güzel hocam. Güzel bir konferans oldu. Tabii biz bazı şeyleri profesör de olsak, yaşlı da olsak bilemeyiz. Öğrenmeye zamanımız olmamıştır, imkanımız olmamıştır. Ama ne kadar eksiğimizi tamamlarsak o kadar çok hoşumuza gider. Mesela
Kırgızlar arasında destan Cumhuk diye adlandırılıyor ama masal Göy Cumhuk diye adlandırılıyor değil mi? Evet hocam. Ben bu inceliği bilmiyordum. Çünkü Türk dünyası masalları ile ilgili bir Sadık Bey'in büyük projesine uzun bir yazı yazdım. 200 sayfalık. Orada bu inceliğe inememiştik. Niçin? Elimizdeki kaynaklar buna ulaşmamıza yeterli olmamıştı. Teşekkür ederim. Şimdi bunu aldık. Dilinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Ben teşekkür ederim hocam. Ne demek? Ne demek? Değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz Sayın çok Hocam'a. Çok mutlu oldum. Çok da önemli bir şey söylediniz benim için. Yani bunlar yazılıyor. Dönem dönem yazılıyor. Tabii ki bizler coğrafyaya gidip orada öğrendiğimiz için hocam biraz daha farklı bakabiliyoruz veya görebiliyoruz. Şimdi güzel benzetme yapayım. Kırgız nasıl sorusunu iki şekilde sorar. Doğru değil mi Mehmet Hocam? Bir de kandaydı. Kantip yapamam anlamında, nasıl yapayım anlamında kantip derken yaparım, nasıl diye doğrudan nasılı sorarken mesela bunu çözdükten öğrenmeniz mümkün olmuyor değerli hocam. Bunu gidip orada bu coğrafyada öğrenmek gerekiyor. Bu arada da arkadaşlarımıza salık vermiş oluyorum. Mutlaka coğrafyayla temas kurmaları, coğrafyayla gönül bağ kurmaları, coğrafyaya dokunmaları gerektiğini, uzaktan sevgiliye bakmanın hiçbir fayda sağlamadığını, sevgiliye dokunmak gerektiğini de burada belirtmek istiyorum. Evet, sağ ol hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Çelibaş hocamıza bu güzel, anlamlı ve değerli sunumundan dolayı. Değerli katılımcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu dersi burada sonlandırıyoruz. Sacide Hanım da şöyle dedi gibi saat 14'te bir diğer dersimize bekliyoruz. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Hayır, sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İyi günler.